Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ tarafından yapılan Akyazı Spor Kompleksi törenle açıldı. Stat deniz yüzeyi doldurularak inşa edilen ilk stadyum olma özelliğine sahip. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak katıldı. Törende konuşan Erdoğan, stadın adının Şenol Güneş olmasına karar verildiğini söyledi. Şu anda içinde bulunduğumuz kompleks Şenol Güneş kompleksi. Tabii Şenol Güneş kardeşimizle biz dünya üçüncülüğünü kazandık. Milli takımımızın yıllarca başarıyla kaleciliğini yaptı, kaptanlığını yaptı. Trabzonspor'un o çok güçlü olduğu dönemlerde de yine kalecisiydi. Erdoğan açılışa katılan Katar Emiri Sani ve bakanlarına da şükranlarını sundu. Cumhurbaşkanı Kayseri'deki terör saldırısıyla ilgili konuştu. Terörle mücadelemizi kesintisiz ve kararlı bir şekilde yürütürken yatırımlarımızı yapmaya, projelerimizi hayata geçirmeye, hedeflerimize doğru yürümeye de devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının ardından açılış törenine geçildi. Erdoğan, Trabzonspor'un efsane futbolcuları arasındaki maçın başlama vuruşunu yaptı. Toplam 92 bin metrekare yeşil alana sahip kompleks içinde 2200 ağaçla 2400 bitki grubu yer alıyor. UEFA kriterlerine göre saha aydınlatma kriteri 2000 lüksken Akyazı Spor Kompleksi'nin aydınlatılması 3000 lüks seviyesinde gerçekleştirildi. Akyazı Spor Kompleksi'nde ayrıca kamp eğitim merkezi ve ilginçlik spor merkezinin binaları da bulunurken tesis 2 suni ve 5 doğal çim sahayı da bünyesinde barındırıyor. Toplam 6500 ton çelik kullanılan çatının çevre dostu olarak kendini temizleme ve hava kirliliğini giderme özelliği ise dikkat çekiyor. Kapasitesi 41.461 olan statta 2954 VIP, 196 protokol, 282 basın ve 80 engelli koltuğu bulunuyor.